Yani bir şey şurada, olarak, evet. Şurada işte gördüğümüz gibi Savaş Bey, yaprakların parlaklığı, bak parlaklığı, yeşilliği, gösterelim yanıklığı kamerayı. Yok. Yanıklığı yok. Yani her şeyiyle, her güzelliğiyle rüzgar çarpması bile dahi az yok. Niye yok? Evet, 11 Temmuz 2020. Burası Balıkesir Gönen ve Balcı Mahallesi'ndeyiz. Ve Sayın Suat Akman, 100 dekarlık bir çeltik üreticimiz kendileri. Ve evet, köyümüzün de 4 dönemlik muhtarı geçmişte. Efendim, bir sloganımız vardı. Yani bir anlatır mısınız? Nedir o? Evet. Evet. Vallahi Savaş Bey, tanışalı daha yarım saat oldu. Yarım saat oldu. Evet. Evet. Bu rekor gübresini aldım, kullandım. Sağ olsun Mustafa Güner'i arkadaşımız, abimiz tavsiye etti. Başak bayimizdir. Gönen, gördü. Gelip geçerken tarlanın, çeltiğin durumunu gördü. Evet. Dedi kardeşim, bunu kullanır mısın veya kullanalım. Aldım, kullandım. Yani 3-5 günün içinde faydası olur ama 5 güne kalmadı. 3 günün içinde ben bunun gerçekten çok farklı bir şekilde, yani serum gibi bir şey. Sorununuz neydi peki efendim? Çeltik kısa zehir ot kalan ilacı. Kalıntıları, ot ilacının şeyleri üstündeydi ve hiç gelişmiyordu. Yaprakları sarı sarıydı. Ot ya, ilaç yaktı diyorsunuz. Evet ya. İlacın efendim, önce zararları. Cinsimiz nedir efendim? Baldo. Baldo cinsi bir pirinç tarlasındayız. Evet. Çeltik tarlasındayız. Evet. Şimdi burada hepsini kullanmadınız ve kullanmadım. Yanmış yerleri aldınız, evet, yanmış pompayla. Yanmış yerlere kullandım. Bir de holder'e de değil yani. El pompası yaptınız. Evet, el pompasını attım. Ki holder daha iyi olurdu evet, öyle. Evet, mutlaka daha iyi. Bugün olurdu. Aldınız ve peki söyleselerdi inanır mıydınız? Yani kesinlikle bunu mesela 3 günde bunu düzeltiriz. Kesinlikle inanmazdım. Evet. Yani bundan sonra yapacağımız her çiftçinin, her çeltik ekicinin yiyeyim, yapması gereken şey, ot ilaçlama dönemini geçirdiği ilk zamanda bu gübrenin kullanması halinde eminim ki verime, harmana etki edecek bir mücadele. Şimdi efendim şöyle ki burada bugün tabii ki ot o kadar çok çıkıyor ki mecburen ilaçlamak durumundasınız haliyle. Ama ister istemez tohumla geliyor, suyla geliyor vesaire. Evet. Bu da tam muallak bunlar haliyle ama bugün ister istemez de haliyle atmak zorundasınız. Evet. Atıyorsunuz ama arkasından bitki duruyor. Hatta özellikle kardeşlenme döneminde 35. günlerde falan bu yapılıyor. Evet. O döneme denk geliyor mecburen. Evet. Yoksa ot basacak haliyle. Arkasından mecburen ilaç atıldığı için de bir bitki toparlaması yavaşlıyor. Kardeşi düşüyor haliyle. Ama gördüğümüz gibi siz tabii bunu daha geç attınız. Kardeşleme döneminden daha sonra attınız. Daha yani. Sonra attım. Evet. Efendim şu gelelim, ne fark var? Önce şu tarlamızı çekelim bir. Bakın bura atılan yani, yer. Evet. Bura atılan yer. Şöyle düzüz görüyorsunuz. Attınız. Atılmayan yer şu sarı taraf. Atılmayan yerler burası, atılan yerler burası. Evet. Peki siz tabii bir bozukluğu kurtarmak için attınız. Kötü yere attınız. Evet. Kötü daha yere geri, attım. Daha yavaş, evet, daha hastalıklı. Evet. Aynen öyle. Ama gördüğümüz gibi diyorsunuz ki şu an artık verim için olmazsa olmaz. Evet. Verim için olmazsa olmaz bir ürün. Net. Bunu görüyorsunuz. Net bunu görüyoruz. Efendim gelelim. Şurada size sağlamış olduğum müspet sonuçlar nedir? Lütfen bir gösterir misiniz şurada? Bir, yani bir çeltik şurada, olarak evet. Şurada işte gördüğümüz gibi Savaş Bey, kameraya gösterelim. Yaprakların parlaklığı, bak parlaklığı, yeşilliği, gösterelim. Yanıklığı kameraya. Yok. Yanıklığı yok. Yani her şeyiyle, her güzelliğiyle rüzgar çarpması bile dahi peki, az yok. Niye yok? Çünkü öyle öbürü gibi ince uzun büyümediği için aynen ne yapıyor? Öyle. Uçlara birbirine çarpmıyor. Evet. Çünkü daha geniş büyüyor yani. Daha geniş büyüdüğü için haliyle. Daha kuvvetli daha olduğu, için olduğu için. Daha kalın olduğu için yapraklar. Aynen öyle. Öbürü gibi kafasına vurup vurup durmuyor yani. Çünkü bunlar da oradan geliyor. Ha zararı var mıdır yok mudur derseniz bence var. O da bir zarar. Evet, mutlaka bir pas falan, zarar. Evet. Şurayı kamera güzelce alsın lütfen. Yani. Şu sağlığı bir alalım. Evet. Görüyorsunuz. 10 gün oldu mu atalı? Evet, 10 gün şu an 65. oldu. Gündeyiz yani. Evet. 55. günde attınız. Attık. Evet. Peki size göre rekor gübre, yaprak gübresi ne zamanlar kullanılmalı sizce? Yani bu çeltik tarımında. 30-35 gün, 60-65 gün. Evet, niçin? Otla mücadele bittikten sonra başağa geçeceğimiz zaman, gebeleşme döneminde. Net şekilde. Net şekilde. Peki, bu böyle. Üçüncü yatsanız zarar mı görürsünüz? Hayır, kesinlikle görmezsiniz. Evet, göreceğiniz en iri. Kesinlikle görmezsin. En iri ürünü almış birisi olur. Sizi çağırıyor ama. Evet. Ondan devam sonra. Edin, devam edin. Tamam. Biraz bekleyelim, geliyoruz.
Kusura bakmayın, 5 dakika. 5 dakika mı, acele mi abi? O zaman durduralım o zaman da, durdurun, boş ver, bekletmeyelim ya. Hayır, devam edin, devam edin. Devam edin. Tamam. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bir atılmayanlara geçelim o zaman. Bunu, şu atılan yerlerdeki güzellik bu. Yani çünkü parça parça yerleri kullandınız. Parça parça yerleri kullandınız. Abi, arabayı çek ya. Çek, araba anahtar üstünde. Araba üstünde. Tamam, çözümü bulduk ya, bu kadar ya. Evet. Efendim, atılma yerlere geldik. Atılma yerlere geldik. Yani zayıflığı işte belli. Gördüğümüz gibi. Evet. Rengi nasıl? Rengi sarı. Pas sorunu var mı? Evet, var. Evet. Peki sizce rekor gübre pası engelliyor mu, yoksa olan pas siliyor mu? Mutlaka engelleme var. Gördüğünüz yerde, evet, az önceki yerde pas yok. Evet. Burada gördüğümüz gibi pas belirtileri başlamış. Evet, başlamış. Evet. Peki efendim, şunu diyeyim ben size. Çeltik'le ilgili iklim, 2020 iklim nasıl gidiyor? Bir anlatır mısınız? 2020 nasıl 2020 gidiyor? 2020 iklimi Çeltik için hiç iyi bir iklim değil. Çünkü yağan hiç iyi bir hava şartları değil. Hı-hı. Yağan yağmurlar zaten yaz mahsullerine hiç iyi gelmiyor. Hı-hı. Yani zehir yağıyor desek yeri var. Bugün civarlarımızda Karacabey, Kemalpaşa gibi yerlerde yani birçok yaz ürünü, domates türü şeylerimiz hepsi yandı. Yandı. Yani çeltiklere de belki o yağan yağmurların etkisi çok, hı-hı, ama rekor gübresi kullanılan yerde yağmurun, evet, veya yazın etkisi, evet, yok. Yok. Atılma yer görüyorsunuz. Evet. Rengi sarı. Evet. Şey, bu noktada bu şekilde. Evet. Tekrar şimdi kullanacaksınız her tarafına. Evet. Komple. Şu anda 100 dönüm yeri atmayı düşünüyorum. Allah bereket versin. Benim soracaklarım bunlar. Burada bizim anlatmaya çalıştığım şey, yani yabancı ot mücadelesi yapılması gereken bir şey ama, evet, arkasından bitkinin yıpranması önemli konu. Evet. Toparlamak gerekiyor ki, evet, çok önemli bir konuda. Kardeşlenme döneminde olduğu için ister istemez. Evet. Yani durum bu şekilde. Oradan başlamanızı tavsiye ediyoruz herhalde. Evet. Siz suyu falan hiç çekmeden bu şekilde uyguladınız yani. Evet. Üstünde hiç aynı. Su varken, evet, uyguladım. Ama daha kısayken belki suyu almakta, evet, fayda var. Çünkü mutlaka. Bir karışken suyu çekmenizde fayda var. Çünkü köke insin yani. Evet. Durum bu şekilde. Muhtarım, çok teşekkür ederim ben. Biz teşekkür ediyoruz. Ondan sonra en azından kimse yalancı demesin. Bak, üstüne, evet, basa basa. Ya arkadaş, inanmıyorlar. Yani olur mu olmaz mı? Ya insanlar daha önce görmemiş, yalancı diyorlar. Her şey meydanda. Yani sonuçta bugün, evet, her şey meydanda. Daha yeni tanıştık sizinle. Bak, evet, atılan yerler gördünüz. Öbek öbek hep kabarık kabarık yani. Bir şey söylemeye gerek yok. Her şuralarda şey meydanda. Yalnız değil mi şu bölgeler? Evet. Şu kabaran bölgeler. Evet. Hep farklı farklı yerler attınız, evet, yani. O şekilde. Durum böyle. Bölgemizi çekelim şöyle. Şöyle. Ondan sonra da kameramızı yavaşça hareketlerim. Evet, tüm Çeltik üreticilerine ve Balcı Mahallesi'ne, sakinlerine burada sevgilerimi